Değerli KRT TV izleyenleri, herkese merhaba. Bu hafta programımızda konuğum Özlem Ertan'la beraberiz. Sonrasında sahafları gezeceğiz ve yine küçük sürprizlerimiz olacak. Haydi programımız başlasın. Değerli kitapseverler, bu haftaki konuğumuz yazar, arkeolog ve gazeteci Özlem Ertan. Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Özlem Hanım? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Önce sizi tanımakla başlayalım sohbetimize. Özlem Ertan kimdir? Ben tabii roman yazarıyım. Üçüncü romanım çıktı kısa süre önce. Onun dışında kültür sanat gazeteciliği yapıyorum. Çeşitli gazete ve dergilerde başta opera ve klasik müzik olmak üzere kültür sanat yazıları yazıyorum. Onun dışında arkeoloğum. Çok güzel. Peki yazarlığa nasıl başladınız? Yazarlığa aslında tabii yazma eylemi genelde tabii küçük yaşlarda ortaya çıkan bir şey. Ben de ortaokul yıllarımdan beri hemen hemen yazıyorum küçük öyküler, şiirler. Ama tabii bunun biraz daha ciddi bir noktaya gelmesi üniversite yıllarında oldu. Aslında ne yapmaya karar vermem, yani yazar olmak istediğime karar vermem de tabii 20'li yaşlarımdan sonra oldu, üniversite yıllarımda oldu. İlk kitabınız 2015 yılında Aşık Kadınlar Deniz Annesi'ydi. 2019 yılında Benim Güzel Ölülerim adlı romanınız var. Ve son yayımlanan kitabınız da Dolunay Ayini. Öncelikle bu kitabınıza hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Dolunay Ayini bize neler anlatıyor? Biraz da kitabınızdan bahsedelim. Tabii Dolunay Ayini aslında bugünle İstanbul'un antik çağlarını birbirine bağladığım bir roman. Esas itibariyle öyküsü bir kadın öyküsü aslında ve günümüzde hepimizi çok üzen bir takım toplumsal sorunların da aslında izleri var bu kitapta. Sonuçta gündemi de takip eden insanlar olduğumuz için ve kadın yazar kimliğimiz olduğu için ister istemez tabii bunlardan etkileniyoruz. Kadına şiddet olayları, taciz. Onlar insanın tabii zihninde yer alıyor ve yazdığı zaman da bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu kitapta da böyle bir kızın öyküsü var aslında. Aydan, üvey babasının tacizine uğrayan bir kız ve biraz doğaüstü güçleri de olan bir kız. Sonuçta bu gotik, fantastik de bir roman aslında. O doğaüstü güçlerinin sesini dinleyerek aslında İzmir'den İstanbul'a geliyor. Ve orada ona mentorluk yapacak, akıl hocalığı yapacak bir kadınla, Ece isminde bir arkeologla, emekli arkeologla tanışıyor. Ondan sonrasında da tabii olaylar gelişmeye başlıyor. İstanbul'un antik çağlarına dönüşler var onun gizemli güçleri sayesinde, rüyaları. Biraz tabii İstanbul'un çok bilinmeyen Bizans öncesi dönemini de burada anlattım. Bir de Tanrıça Hekate var bu kitapta aslında. Tanrıça Hekate önemli bir figür. Aydan'la nasıl onun hayatına girecek onu tabii çok spoiler vermemek için anlatmak istemem ama Hekate'nin de bir hayli önemli bir yer aldığını söyleyebilirim. O da İstanbul tarihinde çok önemli bir tanrıçaydı aslında. İstanbul'da çeşitli tapınakları vardı. Emirgan'da, Tarihi Yarımada'da, Kadıköy'de. Ve o Aydan'ın aslında içindeki gücü keşfetmesinde Hekate'nin de önemli bir etkisi oldu. Peki bu konuları ele alırken özellikle cinsel istismar, kadına şiddet gibi çekinceleriniz de oldu mu? Yani tabii ki aslında çok fazla yazarken öyle bir otosansür uygulamadım. Dediğim gibi zaten bunlar hayatımızın içinde olan konular ister istemez. Özellikle bu konuları ele alayım diye de aslında kendimi şartlamadım. Ama dert edindiğiniz konular sonuçta yazarken zaten ortaya çıkıyor ister istemez. Bunlar da benim dert edindiğim konular, üzüntü duyduğum, çözümlenmesini istediğim konular. Böyle bir kurgu yaratırken de ister istemez onun içine sızdı diyebilirim. Evet. Özlem Hanım, sizin kitaplarınızda aşkı, korkuyu, gerilimi bir arada görebiliyoruz. Peki siz kendi tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Benim tarzım aslında biraz gerçeklerden beslenen doğaüstü bir tarz diyebilirim. Yani aslında fantastik edebiyatla ilgili şöyle bir ön yargı vardır. Kaçış edebiyatı mıdır? Hayatın gerçeklerinden kaçmakla mı ilgilidir? Aslında öyle değil. Yüzleşmek gibi. Aslında fantastik edebiyatta iyi fantastik edebiyata baktığınızda tabii her edebiyat türünde olduğu gibi onun da daha kötü örnekleri var ama iyi örneklerine baktığınızda zaten insanı anlatır bu. Siz farklı
farklı bir dünyanın içinden de anlatsanız, yine malzemeniz insan çünkü. Biz aslında fantastik edebiyatı gerçeklere farklı bir bakış atıyoruz diyebilirim. Yani farklı bir taraftan bakıyoruz o gerçeklere ve doğaüstü bir ortama taşıyıp onları anlatıyoruz. Daha masalsı bir dille. Benim de böyle biraz daha masalsı bir tarzım var. Gerilimi de seviyorum tabii. O kurguyu da aslında güçlendiren bir şey. O gerilimi de yansıtmayı seviyorum. Dolayısıyla biraz korku türüne de zaman zaman kayıyor. Evet, yazdıklarım. Kitabı ben de okurken gece saat 1 sularıydı. Biraz böyle içime bir korku düşmedi değil yani. Onu hissettirebildiysem evet. Güzel bir şey bu benim adıma. Teşekkür ederim. Hem korku, gerilim hepsini bir arada hissedebiliyoruz. Çok güzel yazmışsınız. Mitoloji hepsi içinde. Ellerinize sağlık diyelim. Teşekkürler. Peki yazma sürecinde nelerden besleniyorsunuz? En başta aslında ben mitolojiden ve antik tarihten besleniyorum. Zaten bu kitapta da biliyorsunuz bir hayli Yunan mitolojisinden ve antik çağdan da bahsediş var. Onu da tabii kurgunun el verdiği ölçüde onlardan da bahsettim. Özellikle kadın odaklı bir kitap olduğu için bu Yunan mitolojisinde işte şiddet gören, ötekileştirilen Medusa gibi, Medea gibi, Lamia, Empusa gibi karakterlerdi. Bu romanın kurgusu içinde kendilerini gösterdiler. Antik çağ, mitoloji, tarih, bir de müzik tabii beni çok besliyor. Evet. Hemen hemen bütün kitaplarımda müzik bir sızıyor. Bunda da mesela bir bölümde siz de fark etmişsinizdir bir arya dinliyorlar. Müzik de ister istemez benim etkilendiğim şeylerden, sanat alanlarından biri. Evet. Bu kitapta Ece Hanım var. O da arkeolog. Sizin de mesleğiniz arkeolog. Kendinizi görebildiniz mi o Ece Hanım olarak? Tabii bazı açılardan örtüştüğümüz taraflar var. Aslında tabii insan yazarken ilk başta da kendi malzemesinden ya da gözlemlediklerinden yola çıkıyor ister istemez. Her karakterde biraz aslında yazardan bir şeyler oluyor. Tamamen o olmasa da mutlaka ondan bir şeyler oluyor. Peki yeni bir kitap hazırlığınız var mı? Var aslında yeni bir kitap hazırlığım. Müzik ve opera ile ilgili yine kurgu öykülerden oluşan bir dosya var hazırda. O da umarım kısa zaman sonra okurlarda buluşacak. Bir de yeni roman üzerinde tabii düşünmeye, okumaya devam ediyorum. Evet. Opera ve klasik müzik başta olmak üzere sizin zaten yazılarınız var. Peki Türk operasını dünya operasıyla karşılaştırırsa neler söylersiniz? Şimdi Türkiye'de çok iyi solistlerimiz var. Yani dünyadaki diğer solistlerden hiçbir eksiğimiz yok. Gerçekten de dünya sahnelerinde söyleyen Murat Karahan gibi olsun çok değerli seslerimiz var. Ama Türk operasının aslında eser sorunu var biraz. O açıdan biraz gerideyiz. Yani Türkiye'de daha çok eser üretilmesi lazım. Opera eseri üretilmesi lazım. Tabii Selman Ada gibi çok değerli besteciler var. Ama biraz daha işte bu konuya eğilen libretistlerin, bestecilerin olması. Yani Anadolu kültürü aslında çok zengin. Ben kitaplarımda hep bunu yansıtmaya çalışıyorum. Mitoloji, antik tarih, Osmanlı onun öncesi olsun. Bunlardan beslenen, biraz da bizim makamlarımızdan da beslenen çok güzel eserler yazılabilir aslında. Türk operasının bence en eksik olduğu nokta eser üretimi konusu ama solist konusunda hiçbir eksiğimiz yok sanatçı anlamında. Peki kitap severlere önerdiğiniz sizin için çok çok önemli bir kitap var mı? Aslında birçok var tabii, birçok kitap var. Ama ilk aklıma gelenler mesela özellikle bizim türlere meraklılarsa fantazya, korku gibi Ursula Le Guin'in kitaplarını kesinlikle öneririm. Yer Deniz serisi çok güzel bir fantazya serisidir. Onun dışında Mülksüzler, bilim kurgu aynı zamanda çok değerli bir bilim kurgu yazarıdır Ursula Le Guin. Geçtiğimiz yıllarda kaybetmiştik. Onun dışında çok klasikleri vardır bu türün. Dracula gibi Bram Stoker'ın yazdığı, Frankenstein gibi. Frankenstein aslında ilk bilim kurgu da kabul edilir. Evet. Türk yazarlardan da benim çok sevdiğim İhsan Oktay Anar'ın kitaplarını öneririm. Bizim genç kuşaktan da çok değerli yazarlar var. Ben aynı zamanda Fantazi ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği'nin üyelerinden biriyim. Öyle mi? Güzel. Evet, bu dernek aslında Türkiye'de fantazya, korku, bilim kurgu türlerinde üreten sanatçıları da bünyesinde barındıran, onların görünür olması için çalışmalar yapan bir dernek. Bu derneğin sitesine de girerlerse çok bu alanda üretimler yapan değerli yazarlar var. Onları da tanıyabilirler. Çok teşekkür ederiz Özlem Hanım. Ben de çok teşekkür ederim. Katıldınız.
değerli kitap severler, bu hafta yeni çıkan kitaplara bir göz atalım. Helen Garner'ın Yine Misafir Odası isimli kitabı bu hafta yeni gelenler arasında. Kitaba da şöyle bir göz atabiliriz. Yoksa kalp azap çektiğinde böyle mi davranır? Böyle bir ön yazısı mevcut. Bir de Okakuro Kakuzo Çay kitabı, yine Uzak Doğu kitabı, Uzak Doğu yazarı diyebiliriz. İnsanlığın fincanı. Halil Bey, sahaflığı nasıl tanımlıyorsunuz? Sahaflık, eski eserleri yeni nesil arkadaşlara sağlayan insanlar demek. Onların bilmediği şeyleri, başka kütüphanelerde dahi öğrenemeyeceği bilgileri gençlere aktaran kişi demek. Sahaf, yani en az 15-20 yılda yetişen bir kitap bilgesi diyebiliriz sahaflar için. Kitapla ilgili sorduğunuz sualleri, eski kitapla ilgili sorduğunuz sualleri cevaplayan kişi sahaf. Bu 1797 yılında Venedik'te basılmış. Basılmadan önce oranın kitabın basılması için bir ruhsatname verilmesi lazım. O zaman dönemde Venedik'te reformatörler diye bir heyet var. Bu heyet kitabın basılmasında sakınca yoktur diye onay veriyor. 1792 yılında vermiş onayı, bakın. Evet. 3 Mart 1792, 5 sene sonra basılabiliyor kitap ancak. 1797 yılında bugüne kadar tertemiz gelmiş. Bu şu andaki en eski kitabım bu. Yani 1797 yılında basılmış bir kitap. Değerli kitapseverler, Naim Dikli'nin yanındayız. Naim Bey, öncelikle nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Peki siz sahaflığı nasıl tanımlıyorsunuz? Sahafın sıradan ve güncel kitapla değil de daha çok nadir ve eski, olabildiğince eski kitapla ilgisi vardır. Yani o iş dalıyla ilgilenir. Peki sahafları en çok kimler tercih ediyor? Sahafları çok geniş ya, öğrenciden çok ileri yaşlara, koleksiyoncular, akademisyenler, yani çok ilgi alanı geniş, bir kategoriye, bir alana sığdıramıyoruz yani, çok geniş bir alım kitlesi var yani. Peki sahaflarda kitap dışında neler bulabiliriz? İşte sahaflık, kitaptan bahsettik tabii. Şimdi eski fotoğraf, eski belge, evrak, değişik illere ait döküman, diyelim ferman, berat, yani çok eskiye dair eşyalar. Bugün mesela plak dahil oluyor bu alana, kaset dahil oluyor, sahafta bulunabilecek. Çok geniş tabii malzeme, haritalar giriyor, şeyler giriyor, eski mektuplar giriyor mesela, bir yazarlara ait, şeylere ait, önemli kişilerin. Okuyucuların sahaflarla ilgisini nasıl buluyorsunuz? Yani herkesin belli bir kademe olarak topladığı malzemeler var. Sahaflara ilgi yoğun. Özellikle böyle merkezi yerler olursa, böyle insanların daha çok, okuyucunun daha çok gezdiği, iletişimde haber aldığı yerler olursa, bizle bağlantılar daha da yüksek oluyor. Memnunuz şu anda. İyi gidiyor. Sizin için özel bir koleksiyon var mı burada getirdiğiniz? Valla Sevr Anasma ile ilgili bir şeyimiz var. Sevr Anasma ile ilgili bir dönemin o şey kitapları var.
Nazi Almanyası'nın 1938'de Nazi Almanyası'nın Hitler'in de fotoğrafı olan şeyler, döneminin orijinal fotoğrafları var mesela. Bunlar çok nadirdir. Bazıları ülkelerde de yayınlaması, satması yasaktır. Bunlar var, bunlar çok nadir. Eski şeyler, dergiler vardır. Ya bunlar şöyle, fiyat olarak belki düşüktür ama bulması çok zor. Evet. Elimize geçmiyor, çok nadir şeyler. Değerli kitap severler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden sizlerle olacağız. Hoşça kalın. Thank you.